Mehmet Kaya. Öncelikle Saha İstanbul yöneticilerine bize bu fırsat tanıdığı için teşekkür ediyorum. Daimi Bilişim Mühendislik 50 yıl Mercedes tecrübesiyle Coscope destekli 2018 yılında 3 ortak tarafında kuruldu. 17 çalışanımız var. 3 departmanda oluşuyor. CAD/CAM, PLM ve yazılım ekibi. Vizyonumuz 2010 yılına kadar yerli ve milli bir PLM sistemi geliştirmek. Bu kapsamda TÜBİTAK'ın PLM ERP entegrasyon başvuru proje çağrısına biz de PLM CAD Connector olarak başvuruyor ve projemiz devam ediyor. Biz İstanbul Üniversitesi Teknik Kent Yerleşkesi'nde şu an faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Daimi Eve Bilişim Mühendislik 6 alanda faaliyet göstermekte. CAD/CAM, PLM, proses otomasyonu, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, AI uygulamaları ve eğitime hizmet veriyoruz. Daimiye dijital çağda kurulduğu için dijital ve dijital dönüşüme yani dijital yolculuğa önem vermekte. Bu kapsamda artık dijital dönüşümle ilgili teknolojinin belli bir uygulama uygunluk derecesine geldiği söyleyebilir ve KOBİ'lerimiz de artık aksiyon alma zamanı geldiğini belirtmek isterim. Ürün ve hizmetlerimize geçmeden önce sizlere dijitalleşme ürün geliştirme sürecindeki önemini ve farkındalık yaratması için birkaç tane slayt sunacağım. Bize göre dijitalleşme bir dalga değil, tsunami. Bunu kısa süre içerisinde pandemi sürecinde de yaşadık. IT altyapıları, teknoloji sahip olan firmalar bunu rahatlıkla yönetebildiler. Diğer altyapısı eksik olan IT altyapı eksik olan firmalar da zor durumda kaldılar. Ürün geliştirme süreçlerine baktığımızda aslında zaman içerisinde gittikçe kompleks bir yapı alıyor. Daha önce iki boyutlu sistemlerle, iki boyutlu resimlerle üretim yaparken 80'li yılların sonuna doğru CAD/CAM sistemleri, parametrik tasarım sistemleri devreye girdi. Daha sonra elektronik software yazılım daha önem kazandı. Ürünlerimiz artık komponent, doküman bazlı değil, sistem yani modern based sistem tarafına kaydırmamız lazım. Teknolojinin gelişmesiyle beraber connected yani IoT'nin de devreye girmesiyle artık connected product, smart device ürünlerini kullanıyoruz. Buna birkaç örnek vermek isterim. Artık ürünü servis olarak satabiliyor firmalar. Bunun bir örneği Rolls-Royce firması artık savaş uçaklarının motoru değil, motoru servis olarak satıyor. Yine bazı kompresör firmaları kompresör değil, havayı müşterilerine satıyor. 5G teknolojilerinin de devreye girmesiyle beraber artık otonomus araçlarda ara satma yerine servis satışına daha önem kazanmaktadır. Görüldüğü gibi bu kompleksten yönetilmesi için tabii ki sisteme ihtiyacımız var. Bu sisteme biz Product Life Cycle Management yani ürün yaşam döngüsü bize ne yapıyor? Bize aslında insan, proses ve bilgileri bir araya getirip ürün ve servis yönetimimizi bize sağlıyor. Buraya baktığımızda da ürünün taleplerinden spesifikasyonuna, proje planlamasına, regülasyonlarını çünkü farklı ülkelerde farklı regülasyonlar var. Yani artık bir E-BOM değil, M-BOM, S-BOM devreye giriyor. CAD modellerin yönetimi, testlerle ilgili tüm bilgilerin bir platformda yönetilmesi gerekiyor. Yarının tasarımına baktığımızda da tabii burada da artık müşteri deneyimi merkeze alıp artık ürün sistem olarak düşünmemiz lazım. System of life cycle. Daha önce product life cycle diyorduk. Artık system of life cycle olarak düşünmemiz lazım. Çünkü artık ürünümüz bir sistem. Buna göre tasarımımızı, testlerimizi ve ürettiğimiz ve üretim varyasyonunu yönetmemiz gereken sistemi sağlayacak bir platforma ihtiyaç var. Ve daha sonra da sahada elde ettiğimiz verilerin de sürece dahil edilmesiyle müşteri deneyimini tekrar düzeltip ve ürün kalitesini ve sürdürülebilirliğimizi sağlamış olacağız. Tabii ki bunu sağlayacak platform aynı zamanda bize dijital thread de dijital twill de sağlaması lazım. Yani ürünün uçtan uca tüm farklı
süreçlerde izlenebilirliğini bize sağlaması lazım. Daha sonra ürünün fiziksel ortamdaki verilerini tekrar sürece dahil etmesi lazım. Böyle bir platforma ihtiyacımız var. Tabii ki bunun için şirketlerin artık en değerli verileri, datalarını iyi işleyen şirketler hem rekabet gücünü hem de ürün kalitesini ileride artıracak ve kullanacaktır. Bu konuda bizim için teknolojinin en getirdiği uç nokta Digital Twin, yani dijital ikiz. Buna tabii ki aynı zamanda yapay zekayı da eklememiz lazım. Bu sistemi, bu ürün yönetimi yapabilmemiz için tabii ki yeni sisteme ihtiyaç var. Her bir fiziksel ürünün aynı zamanda sanal ortamda bir model olması lazım. Aslında sadece bu üç boyutlu bir model bir dijital twin değildir. IoT'nin devreye girmesiyle aldığımız verileri makine öğrenimi, derinleme tekniklerle beraber bunu tekrar sürece dahil edip ürünümüzü geliştirebiliriz. Ve böylelikle hem müşteri memnuniyetini sağlar hem de rekabet gücümü artmış oluruz. Tabii ki biz şunu düşünüyoruz. Günün teknolojileriyle bugünün üretimini sağlayamayız. Bu yüzden bize daha yeni nesil platformlar lazım. Bizim de uzun dönem tecrübelerimize dayanarak biz Türkiye'deki KOBİ'lere ve Sanmasan'daki firmalarımıza open source, ücretsiz bir PLM sistemi, bir PLM platformu bulduk. Daha doğrusu aynı firmayla Cat Connector'ı geliştirip bunlara Türkiye distribütörlüğümüzü aldık. Bu Aras PLM aynı zamanda US Army'de kullanıyor. Çünkü savunma sanayi firmaları kriterleri çok önemli olduğu için bu şekilde Aras platformun firmalarımızda uygulanacağını düşünüyoruz. Burada open source olması sebebiyle lisans direkt satmıyoruz. Direkt kurulum yapıp kullanabiliyorsunuz. Hem uyarlaması çok kolay. Şekilde de görüldüğü gibi avantajları geleneksel PLM sistemine göre çok daha iyi bir durumdadır. Özellikle servis yapısına baktığımızda Aras servis mimari odaklı bir yapıda web-based bir program. Yine aynı zamanda low code dediğimiz kodlama yapmadığı bir platform olduğu için hızlı bir şekilde aplikasyon geliştirebiliyoruz. Open source olması yani upgrade'i çok kolay. Geleneksel PLM sistemlerinden kendini ayırtan en önemli özelliklerden bir tanesi. Biz Aras'la ne yaptık? Biz aslında ürün olarak Daimye konnektörü geliştirdik. Aras'ın kendi CAD sistemi olmadığı için Aras'a farklı CAD sistemleriyle karşılıklı veri transfer yapacak bir ara katman yazılımı geliştirdik. Şu ana kadar Siemens NX, SolidWorks, AutoCAD CAD sistemleriyle direktmen buradaki ürün ağacı malzemelerimizi Aras PLM'e aktarabiliyoruz. Ve Aras'tan da metadataları tekrar CAD sistemlere aktarabiliyoruz. Biz aslında Aras'ı seçmemizin tek sebebi de Türkiye'de TÜBİTAK Uzay kullanıyordu. Bir firma ziyaretinde bize onların önerisi bir konnektör yazabilir misiniz diye bu şekilde CAD konnektörünü yazdık ve pazarlama aşamasına geldi. Bu da bizim için sadece Türkiye piyasası değil, aslında Aras'ın dünya piyasadaki kullanılacağı da ürünümüzü ihracat amaçlı satacağız. Hizmetlerimize baktığımızda biz aslında PLM danışmanlığı yapıyoruz. Yani PLM metot konsept aşamasından PLM seçimine kadar ve implementasyona kadar projeler yapıyoruz. Proje yönetimini gerçekleştiriyoruz. Bu konularda uzun süreli tecrübelerimizi KOBİ'lerimizle paylaşmak istiyoruz. Aynı zamanda arasında distribütör ve teknoloji partneri olduğumuz için bu konuda gerekli yetkinliği firmalara sağlayıp bir an önce dijital dönüşümde gerekli olan PLM sistemleri altyapılarını oluşturmaları için yardımcı olacağız. Tekem konularında da yine hizmetlerimiz var. Burada da ağırlıklı olarak Mercedes ve Mercedes tedarikçilerine eğitim, metot danışmanlığı yapıyoruz. Design ve CAM tarafında automation uygulamaları geliştiriyoruz. Özellikle Arçeli, Çayırova'daki çamaşır fabrikasına merkezi kalıphaneye bir CAD otomasyonu yazdık.
Yine İzmir Kalıba'da kalıp otomasyonu yaptık. Burada hızlıca göreceğiniz gibi kalıp setlerini parametrik olarak hızlı bir şekilde değiştirme imkanını sağlıyor bize. Bu da baya bir zaman ve doğru kalıp yapma açısından müşteriye fayda sağlıyor. Buraya ek olarak yazılımı kendimiz geliştirdik. Arayüzde. Diğer bir konu yine sanal gerçek ve artırılmış gerçekle ilgili uygulama geliştiriyoruz. Gözlük uygulaması geliştik ve gözlük fuarına katıldık. Burada da çalışmalarımız devam ediyor. Bir diğer bitmiş ürünümüz de yapay zeka tabanlı kamera sistemi. Bu da bitti pazarlama aşamasında. Yani yapay zeka tabanlı dediğim, belirlediğiniz bir alan içerisinde sadece insanı tanıyıp size mobil üzerinde çağrı gönderip güvenliğinizle ilgili herhangi bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bu da bizim için yeni bir proje alanında. Farklı firmalara bu şekilde güvenlik açısından proje yapıyoruz. Aynı zamanda savunma sanayi firmalarıyla ilgili de bu kapsamda görüşmek isteriz. Çünkü bu yapay zeka ile ilgili sadece insan tarafına değil, üretim taraftaki alanlarda da rahatlıkla bu sistemleri kullanarak projeler yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.